Herkese günaydın. Bugün 29 Ekim. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Evet, yine her zamanki gibi erkenciyim. Erkenci kuş. Kuşlarım çatıda. Şimdi göremeyebilirsiniz. Çünkü konuşunca ve yürüyünce gidiyorlar. Bir sürü kuşlarım var. Geliyorlar kahvaltı yapmaya. Böyle çok güzel, sessiz, sakin, huzurlu bir günde çamaşır seriyorum. Kışlıkları çıkardım. Onları yıkıyorum ve asıyorum. Giyim odalarını bugün düzelteceğim. Öyle günlük vlog çekmeye karar verdim ama hani yapacağım işler. Kışlıkları yıkamak, sermek, toplamak, giyim odalarını elden geçirmek. Ender'le benim odam ayrı. Ayrıldık onun odada. Böyle işte. Saatlerimiz 8 şu anda sabah. İçimde bir böyle güzel hisler var, coşku var. Kuşlarım da geldi, bollaştı. Çok güzel. Bu arada onlar için de bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi buradakiler gelip kahvaltılarını yapabiliyorlar. Ama bakın, bizim buralar hep böyle orman. Şurada park var mesela. Parkta olanlar yemsiz kalabilirler diye onlara böyle yemler hazırlayıp işte parklara, ormanlara dağıtmak istiyorum. Çünkü onlar da aç kalıyorlar. Onları da düşünmek lazım. Çok güzel böyle yem aldım onlar için ve bir şeyler biriktirdim. Onu da sizlerle paylaşacağım en kısa zamanda. Çocukların hepsi uyuyor. Ender uyuyor şu anda. Bir ben kaldım. Bir ben ayaktayım. İşte hemen uyandığım gibi makineye çamaşır attım. Halime de bakar mısınız? Böyle işte. Ah, kuşuma bak bak. Kuşlarım. Evet. Ben. Halime de bakar mısınız hemen böyle? Balkondayım işte. Kuşum geçti şimdi. Gördünüz bilmiyorum. Çatıyı da çok seviyor onlar. Şöyle göstereyim. Oraya da çıkıp yem bırakıyorum onlar için. Evet, biraz balkon pisleniyor ama olsun. Bir su tutuyorum. Geçiyor, temizleniyor. Sonuçta onlar doymuş oluyor. Evet. Çocuklar, herkes uyuyor dediğim gibi. Şimdi ben çamaşırlarımı serip tekrar ikinci postaya yatmaya gideceğim. Görüşmek üzere. Ara ara çekmeye çalışırım. Bugün kuaföre de gitmek istiyorum. Saçlarımı kestireceğim. Bakar mısınız? Bakalım bugün bize neler getirecek. Sağlık getirsin, huzur getirsin. Zaten huzurluyuz çok şükür. Huzurumuz bozulmasın diyelim. Sağlığımız yerinde olsun. Ne getirdiğin çok da önemi yok. Tekrardan bayramımız kutlu olsun. Ara ara çekmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Giyim odasındayım. Şimdi atkı verelerimi çıkartıyorum. Ben onları bu şekilde böyle poşetlerde saklıyorum. Berelerimi, atkılarımı, işte omuzlukları vesaire, kulaklıklarımı, bunları böyle saklıyorum. Bunları da bir 15 dakikalık programda yine yıkıyorum. Yani bir sudan geçmiş oluyorlar. Şimdi bunları yıkayacağım. Burada böyle çoraplarımı da böyle kutularım var. Onların içinde saklıyorum. Kilotlu çoraplar ve kışlık çoraplar var. Yine burada aynı şekilde bereler. Ben bere çok seviyorum. Kışın, yazın da şapka çok seviyorum. Berem ve şapkam biraz fazla. Şöyle bunu bilen arkadaşlarım olsa, annem, ailem bana hep bere, şapka vesaire hediye alırlar. Şurada da şapkalarım var. Dümbeliğim var bir de orada. Rafların bazısı boş, bazısı dolu. Şapka da çok seviyorum. Şimdi mesela burada yazlık kasket, işte şapkalar var. Bunlar mesela daha üste koyacağım. Kışlıkları alta indireceğim. Bunlar daha yazlık. Bunlar daha kışlık şapkalarım. Ve şimdi bu elbiselerimi kaldıracağım. Yazlık elbiselerimi. De yazlık bluzlarımı, artık kolsuzları. Buraya kışlık trikolar gelecek.
kışlık elbiselerim gelecek. Bunları kapalı dolaba kaldıracağım. Kapalı dolaptaki kışlıkları buraya getireceğim. Tabii sudan geçirip öyle. Bunları öyle kaldıracağım işte. Hoşça kalın yazlık elbiseler. Seneye görüşmek üzere. Ve montlarım, yeleklerim. Bu yalnız bu gördüğünüz şey gerçek kürk değil tabii ki. Bu plastik. Sünni plastik. Gerçek hiçbir şey yok burada. Eldivenlerimi de yani şimdi görünce şey yaptım. Şimdi burada ne var? Bu da bakın burada bir dere. Sibirya kurdu. Çok tatlı. Burada da değişik derelerim var. Zaten birçoğunu biliyorsunuz. Eski videolara bakarsanız özellikle kış videolarında bereli çok videom var. Evet bunlar da işte trikolarım. Evin içine giyecek taytlar şeyler. Bu ne olmuş böyle? Derken şimdi böyle hummalı bugün bir çamaşır günü beni bekler. Evet bir yandan televizyon açık ve benim çocuklar uyandılar. Günaydın. Ben televizyon izleyeceğim şimdi biraz ve kahve içeceğim. Çocuklarım da uyandılar. Bal çocuklarım. Onlar da biraz bahçenin keyfini çıkarsınlar. İşte ihtiyaçlarını görsünler. Koşsunlar biraz. Çocuklarım. Efendim görüyorum seni dürtüyorsun beni yandan şapşayım ya can oğlum. Yağmur yağdı yine ne kadar silseniz de süpürseniz de bu yerler böyle çamur oluyor. Bakın oraya da bir şeyler uçmuş gelmiş. Bunlar hep şapşayın işi. Çöpü götürüyor boşaltıyor buralara çöp taşıyor. Bize iş çıkartıyorsun şapşik. Bu evde bize iş çıkartan hep şapşik yani. Hep bu çöpleri taşıyor getiriyor buralara. Neyse topladım önemli değil. Evet işte bugün burayı da biraz öğlen olsun. O zaman şurayı bir yıkarım. Şu kilimleri yıkarım. Biliyorsunuz yağmurda burayı seviyoruz onları. Evet bayağı bir pislendi yalnız. Neyse hadi bakalım ben gidiyorum. Siz de biraz hem güneşten faydalanın. Fox. Hem güneşten faydalanın, hem biraz oyun oynayın, hem de ihtiyaçlarınızı giderin. Ben gidiyorum, bunları da çöpe atıyorum. Günaydın atam. Bir zamanlar sadece Hera ve Kobe varken Ender ve ben böyle bir resmimiz. Bunu bize Seray Ender yazıyor burada. Şöyle evimiz işte Kobe ve Hera Sergül'ün hediyesiydi. Ama şimdi çok her pencereden bir kafa çıkması gerekiyor şimdi. Yaptırırsak mesela bu kupadan. Çok tatlılar değil mi? Bu arada kahveyi soranlarınız var. Nescafe Gold içiyorum ben makinede. Böyle şeyler. Bahçeyi açtım. Ve şimdi nasıl yapılıyor? Allah'ım ya Rabbim. Bahçeyi açtım oyna diye. Sen oynamıyor bunlar. Dilimden ayrılmıyorlar. Allah Allah. Bir televizyon izletmediniz ya. Evet, Ender gitti. Şimdi ben hemen şöyle çocukların yataklarını güneşe çıkardım. Gerçi yağmurlu da olsa hava çıkartıyorum. Hava almaları çok önemli bizim için. Tabii onların sağlığı için de öyle işte. Şimdi benim elimde eldiven ve poşet. Her zamanki gibi günlük rutinime onların tuvalet yerlerini temizlemekle başlıyorum. Ne yapalım? Ucunu kaçırırsanız eğer koku olur, hoş olmaz ve başa çıkamazsınız. Bir de bizim 5 kişiler normalde tek Hera iken günde bir kere yetiyordu. Hera ve Kobe iken de yetiyordu. Fox'ta günde 1,5 temizliyordum. Şimdi sabah akşam kesin ve bazen de böyle gün içinde temizliyorum. Yoksa hem hijyen açısından iyi olmaz. Hem de onlar da hani tuvalet alanları dolu, temiz değil. Başka yere yaparlar ve böyle her taraf tuvalet olur. Bu sebeple o düzen, rutin önemli bizim için. Ay bakar mısınız? Gün güzeli bu ya. Gün güzeli bu ya. Kilimleri de kaldırdım öyle. Onları da yıkayacağım. Ama fındık çok tatlı ya.
Huy balım. Hepsi böyle bir yerdeler. Şimdi ben temizliğe gidiyorum. Oğlum. Şu bilgiyi de paylaşmak istedim. Normalde benim el sabunum bu evde kullandığımız. Ama böyle tuvalet temizliklerinden sonra, bahçe işlerinden sonra mutlaka Activex veya diğer hani böyle antibakteriyel sabunlardan dönüşümlü olarak kullanıyorum. Şimdi mesela Activex ile yıkadım. Ama normal işte yemekten önce, yemekten sonra ya da elimi yıkamak istersem normal sabunla yıkıyorum. Activex'i temizlikten sonra mutlaka kullanıyorum. Böyle paylaşmak istedim. Evet, şimdi birazcık ev işlerine kısa bir ara, kuşlarım için yemek hazırlıyorum. Böyle kalan ekmekleri ıslatıyorum. Bir tepsi içerisine ufalıyorum. Bunu da çok güzel yiyorlar. Islatıyorum ki rahat yesinler diye bu şekilde yapıyorum. Bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz kuşlar için. Şöyle salıncağın üstüne koydum. Yüksek yerlere koyuyorum. Çünkü bakın benim büyük kuşlarım var. Kocaman kuşlar, böyle normalde kuş yemliklerim şuralarda var, şurada var, şurada var, şurada vardı, kaldırdım. Çünkü benim minik kuşlarım daha doğrusu zıplayıp yedikleri için yemleri, ekmekleri ben oraya koydum. Bakın hemen hop altta bekliyorlar, çıkabilseler oraya çıkacaklar yani. Biraz suyu akıyor. Evet. Ah sizi gidiler sizi. Bu arada bu çardağımızın son halini de göstereyim. Son hali demeyeyim de olmuş halini göstereyim. Hani Ender'in yapabildiği kadarıyla. Şu epoksi verniği göstermiştim. Bakın daha da oturdu. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Bu arada Ender bizim bu çardağın oturma yerlerini de verniklemiş. Çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Ender de böyle bahçeyle işte uğraşıyor. Değil mi? Çocuklarım. Ben içeri, siz içeri. Ben dışarı, siz dışarı. Can kuşlar. Evet, buraya da böyle mumluklarımız var. Yazın mum koyuyoruz üzerine, kışın koymuyoruz. Rüzgarda yıkılıyor, düşebiliyor. Bir de hani kışın pek burada oturmadığımız için gece muma gerek yok. Sadece altları burada. Burası da bu şekilde. Bir de Ender salıncağı zımparaladı tekrar. Daha sonra boyayıp vernikleyecek. Şu an salıncak zımparalanmış bir şekilde. Şunu düzelteyim. Suyu akıyor. Akmasın. Evet, düzelttim. Afiyet bal şeker olsun. Birazdan gelirler yerler. Şimdi ben içeri girince çocuklar da benle bir içeri. O kuşlar da rahat rahat gelip yer. Değil mi? Değil mi yavrum? Yavrum. Kobe ya. Şapşik. Şapşik Hera. Bakın ötüyor kuşlar. Kuşlar kışlar. Çok güzelsiniz. Şimdi ara öğün zamanları. Yani salatalık. Hadi gelin. Bahçedeyim bakalım. Hava güzel. Evet. Gelin bakalım. Oturun. Otur. Aferin Kobe. Otur. Oturun. Tamam, tamam. Fox, aferin. Otur. Oturmayanı yok kızım. Aferin sana. Al bakalım. Gel Şapşik, otur. Otur. Aferin sana. Al bakalım. Fındık yeni yeni yemeye başladığı için onunkini böyle dilimliyorum ki koksun diye, öyle yiyor. Otur. Aferin. Al bakalım. Şimdi yemediği için bırakıyorum. Şöyle. O kokluyor, yalıyor. Sonra yemeye başlıyor. Hop aldı götürüyor. Evet. Bakalım ne yapacak. O kadar mutlu oluyorum ki. Kibar kibar yer. Kızım. Heh. Ona öyle veriyorum. Hiç yemiyordu. Yeni yeni alıştı. Ben de o yesin diye öyle dilimliyorum. İnce ince şey yapıyorum ki hani alışsın. Bayağı bir alıştı artık. Ay çok mutluyum. Afiyet olsun kızım.
kibar kızım. Diğerlerinde sorun yok gördüğünüz gibi. Çok seviyorlar. Kobe de hiç yemiyordu. Yüzüne bakmıyordu. Ama o da alıştı. Fındığı alıştırdığım gibi ona da alıştırdım. O da yiyor. Şapşik'te bir sorun yok zaten. Yiyor. Güzel bir şekilde. Fox zaten hiç sorunsuz. Fındık biraz yemek konusunda sıkıntılı. Yani alıştırana kadar bayağı bir zaman geçiyor ama alışıyor. En sona bitirir hep yemeklerini. Değil mi kızım? Ona o yüzden minik salatalık veriyorum hep. Büyük bitiremiyor. Bak, Fox da bitirdi. Fox da bitirdi. Afiyet olsun oğlum. Hera yiyor daha. Bitirecek ama. Canım kızım, kibar kızım. Ay daha temizlik bitmedi, bitmedi. Şimdi toz alıyorum. Süpürme bitti. En son paspas yapıp salonu bitireceğim. Ender geldi şimdi. Karides almış. Çimçim karides. Bir de ben kalamar soslamıştım. Bir de gelirken eve 101'e uğradı. Pazara uğrayıp karides aldı. Daha sonra 101'e uğradı. Neden? Tarator sos için kalamarın cevizimiz bitmişti. Ceviz içi aldı ve bir tane eldiven almış. Hem el kendi ellerine göre. Çünkü biz eldiven kullanıyoruz bahçe temizlerken özellikle. Şimdi gideyim bir bakayım Ender ne yapıyor. Hem de bir es vereyim. Çamaşır çamaşır bitmedi kışlıklar. Bitmedi. Ay yıka 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 yıka. Şimdi battaniyeleri falan yıkadım. Atkılar, bereler, pantolonlar. Evet, Ender'e giderken size aşkım yeşil soğanlarımızı göstereyim. Bakar mısınız? Büyüdüler, boyattılar. Marullarımız da büyüyor. Ve ben Ender'e doğru gidiyorum. Kolay gelsin. Bak nereden atladı geliyor. Sıpa. At, uzun atlayışçı. Evet, Ender'in yanına geldim. O da bir şeyler yapıyor böyle. Sıkıştırıyor işkencelerle. Beyaz tutkal kullanıp ahşapları yapıştırıyor. Zannediyorum ben basamak istemiştim ondan. Onu yapıyor. Kim geldi? Şapşik geldi. Oğlum! Şapşik! 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 He! He! Şapşik neredesin? Neyse kolay gelsin hayatım. Gördüm seni, gidiyorum. İşim var daha, devam edeyim. Hadi bay bay. Hadi gel oğlum. Hadi Kobişko. Ay sen burada mıydın Kobe ya? Gitmemiş miydin sen? Hadi yürüyün. Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Hemen hemen işlerim bitti sayılır. Şimdi benim şu canım fakir buharlı paspasla şöyle güzelce her yeri buharlı silmek kaldı. Şimdi masayı çektim. Burayı siliyorum. Daha sonra masayı yerine getireceğim. Masanın olduğu yeri sileceğim ve işim bitiyor. Araları falan sildim. Bu gerçekten çok güzel bir alet. Çok memnunum. Evet. Ve daha sonra akşam yemeği hazırlıklarına başlayalım. Bahçe.
bahçeli ev olunca ne kadar süpürürseniz süpürün, silin, arkanıza döndüğünüzde yine bir şeyler uçuyor. Toz, toprak çok fazla. Şimdi birkaç araba da geçti. Tali yol olduğu için, asfaltlama henüz yolun yarısına yapılmadığı için tabii bu daha fazla. Bir de her tarafımız tarla bildiğiniz gibi. Olsun, memnunuz. Ben böyle siler süpürürüm. Hiç sorun değil. Huzurumuz yerinde olsun. Şimdi masayı yerine çekeceğim ve bitecek işim. Gözleri aşka gülen, tazesi yutlasın. Ah ne güzel, ne güzel, güzel. Annem, sizi sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Ah ne güzel, ne güzel. Sizi sevmek. Ah ne güzel, ne Hera. Ah ne güzel. Sizi sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Sen de. Hadi Hera. Ah ne güzel, ne güzel. Bir soru daha. Ama sorayım ya. Son bir soru. Çok yoruldun mu bugün Hera? Hera, bir soru. Sıcak mıydı bugün? Çok sıcaktı değil mi? Hera. Yemek yiyecek misin? Yiyeceksin. Mama yiyeceksin yani. Hera, mama yemeği. Tamam, susup vereceğim de. Mama yemeği seviyor musun? Her şeyden çok. Anladım. Peki bir soru. Mamanı yedin ya mamanı. Top oynar mıyız top? Hera, top. Oynayalım mı top mamanı yedikten sonra? Sen top oynamayı seviyor musun Hera? Söyle. Seni Hera, 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 seni yiyebilir miyim ben? Peki Hera, çok tamam. Hera, çok klasik bir soru soracağım sana. Hera, Hera, ah, çok klasik bir soru. Tamam, soruyorum. Beni mi çok seviyorsun, babanı mı? Annemi diyen bilir. Annemi tabii ki diyor. Tamam, Hera. Tamam, beni seviyorsun, anladım. Babanı da seviyorsun. Kardeşlerini de seviyorsun. Hera, ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Evet, şimdi yemek saatleri ve yemeklerini koyacağım onların mamalarına. Bugün mama yiyecekler. Ev yemeği yok bugün menüde. Bugün mama. Evet, mama kızım, mama. Şapşık ne yapıyoruz ama? Şapşık otur. Otur. Aferin benim kızıma. Aferin. Vay, aferin oğlum. Otur oğlum sen de. Otur. Otur. Aferin size. Bravo. Tamam kızım, tamam. Tabii ki de. Büyükten başlıyoruz anneciğim. Kural değişmez. Al bakalım. Afiyet olsun. İkinci Kobe. Kobe. Evet. Bu da Kobe'nin. Al bakalım Kobe. Afiyet olsun. Üçüncü fındık. Üçüncü fındık. Bunlar büyük boylar. Küçük boya da fındık. Evet. Evet. Fındık. Götürelim fındık. Yok içeride. Fındık. Fındık. Ay orada mısın? Gel. Al kızım. Fındık al. Afiyet olsun. Ye kızım. Ve şapşık. Evet. Evet şimdi önce Fox'tan başlıyorum. Yaş şeyi var. Evet otur bakalım. Bekle. Fox otur, bekle. Fox bekle. Fox bekle. Fox bekle. Aferin ye.
Bravo. Ve küçük beyimizinki. Gel bakalım. Aa. Azallah. Otur. Otur. Bekle. 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 Şşt, bekle. Ye. Aferin. Aferin sana. Aferin. Evet, onlar yemeklerini yerken ben de sofranın örtüsünü sermiştim. Şimdi tabakları taşıyacağım. Hemen yemeğimizi pişirip biz de yemek yiyeceğiz. İki koldan akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Ben aşkım yeşil soğan temizliyorum. Enderim de salatamızı yapıyor. Bunları temizledikten sonra ben yıkayacağım tabii, sirkeli suya koyduktan sonra yemeği pişireceğim. Yemek hemen kolay olduğu için kalamar tava, karides tava olduğu için 2 dakika, ortalama 5 dakika daha piştikleri için öncelikle ön hazırlıkları yapıyoruz. Yemeğimizi pişirip hop sofraya oturup yiyeceğiz değil mi hayatım? Evet canım. Böyle iş bölümü yaptık. Ben oh aşkım yeşil soğan temizliyorum. Ay öyle işte. Aa, gel seni de öpeyim hayatım. Şu marulları da yıkar mısınız ya? Öptük borçta çıktık ya. Allah Allah. Tamam yıkarım canım. Ama 3 dakika sonra. Öyle işte. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün akşam. Bugün pazartesi günlerden. Ne yaparız bilmiyorum. Film falan mı izlesek bugün? Bakarız hayatım. Gün devam ediyor. Ama ben bugün erken uyuyacağım. Sabah erken kalkınca. Çok uykum geldi bu saatte. Ne yapalım? Ay. Hemen uyumak istiyorum, dinlenmek istiyorum ki yarına hazır olayım canlar. Kuaförüm de yılan hikayesine döndü. Yarın gideyim dedim. Resmi tatilleriymiş yarın. Kuaför tatili. Ay bilemiyorum, kaldım böyle. Yarın da şey yaparım, giyim odamı düzeltirim. İyice güzelce yerleştiririm. Bazı dolapların yerlerini değiştirmek istiyorum. Onları yaparım. Sonra Ender'in dolabına geçerim. Birazcık ön hazırlığını yaparım. Ben pek müdahale etmiyorum. Çünkü sonra aradığını bulamayabiliyor. Ben böyle ön hazırlığını yapıyorum. Sonra Ender'in şurası şurası diyor. Beraber koyuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz işte. Böyle kış hazırlıklarımız da bitmiş olur. Hayatım. Efendim? Balzamiko. Bitti. Balzamimiz. Evet. Sirkemiz nerede? Sirkemiz ama salata için sirkemiz yok. Yok mu? Şu şeyi oturacaksın da kırmızı lahana. Ona kadar var canım. Ona kadar var. Ona kadar. 11 yok. Şurada hayatım. Tencerede yanında. Evet. Şimdi şu çöplerimi atayım. Böyle bırakmak da olmuyor. Yemekten sonra bunlar çok ağır geliyor. Yani yap, topla, durula, makineye at. Bir şey kalmasın ki yemekten sonra da rahat olsun. Mantığıyla çalışıyoruz. Değil mi hayatım? Aynen. Her zaman öyle yapmaya özen gösteriyoruz. Ve bazen kantarın ucu kaçabiliyor. Özellikle misafir geldiğinde çok dağılıyor. Ne yapalım? Gönüllendir olsun. Yani sen ne yaparsan yap olmuyor. Dağılıyor. Evet. Şimdi güzelce bunları tek tek yıkayacağım. Araları da kumlu kumlu böyle. Yani. Bana 5 saniye müsaade edebilir misin? 1, 2, 3, 4, 5. Sözünde de durur hep. 1 saniye demedim onun için hayatım. 5 saniye dedim. Sen laf olsun diye konuşmasın. Biliyorum hayatım. Ve beyaz sirke. Vazgeçilmez. Yıkadık. Şimdi şu marullarını yıkayayım ederim. Çocuk marul yıkar mısın? Yıkarım. Hazır. Ben şimdi tavalarımı çıkartayım. Ve
soframız hazır. Ne var? Enderciğim yaptı. Kırmızı soğan süs. Şöyle karışık salata. Tarator, kalamar için sos. Kalamar, aşkım, aşkım. Aşkım, aşkım yeşil soğan. Avokado ve kornişon turşusu. Anneanne turşusu yok mu bugün? Onun yanında var. Evet, şurada kornişonla karışık anneanne turşusu ve kornişon salatalık turşusu var. Hadi bize afiyet olsun. Ayrıca Enler fırından şöyle tırnaklı pide aldı. Onu yiyeceğiz bu yemekle birlikte. Ve benim canım aşçılarım tuz ve karabiber. Hadi bize afiyet olsun. Ne yapıyorsun? He? Masaj mı yapıyorsun? He? Koklu. Masaj mı yapıyorsun? Fındık, ne yapıyor kızım? Hera öpücük. Öpücük ver bunu. Ben de hastalarımın sensörün diş bağlarını önemsiyorum. Ben sadece kendi diş hekimi görüşüm değil, hastalarım bu konudaki geri dönüşlerini önemsiyorum. Evet, gördüğünüz gibi duştan çıktım. Saçlarımı böyle sardım. Biraz televizyon seyredeceğiz. Vallahi ben herhalde uyuyacak gibiyim. Çok yoruldum bugün. Kaç makine çamaşır yıkadım kadım. Çamaşır bulaşık. Vallahi yoruldum. Çok çamaşır yıkadım bugün. Kendime bakıyorum. Şöyle. Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini. Serseri geldi. Serseri. Serseri. Aşkım. Küçük oğlum bu. Bu çok huysuz ya. Bu hırlıyor. Havlıyor böyle bir görseniz. Asi asi bu. Çok asi. Vallahi korkuyorum. Pascal gibi olacak diye böyle bir. Bu da 6-7 aylık. Belki 8 aylık. Yaşına girmedi. Yaşına girince böyle saldırırsa sağa sola diye korkuyorum yani. Çok asi bu ya. Asi oğlum benim. Huysuz. Buna ne yaparsak yapalım çıkış yolu bulamıyoruz. Çok da tatlı ama işte. Ay, sen burada uyusan böyle koltukta. Ne güzel öyle de. Kim var burada? Kobe şıkon var. Kobe! Kızım uyudu vallahi çok da. Hera orada. Hera! Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.